Ukrayna'da savaş bütün hızıyla sürerken beklenen o an geldi. Putin zafer gününde Kızıl Meydan'dan dünyaya adeta meydan okudu. Topyekün savaş ilan etmedi ama NATO'yu suçladı. Saldırıların süreceği mesajını verdi ve nükleer çantayı bir an olsun yanından ayırmaması da dikkatlerden kaçmadı. Tanklar, füzeler, Rusya ve Sovyetler Birliği bayrakları taşıyan binlerce asker. Putin Kızıl Meydan'dan dünyaya böyle meydan okudu. Nazi Almanyası'nı mağlup edişlerinin 77. yıl dönümünü kutlasalar da mesaj Ukrayna ve NATO'yaydı. Putin törene Savunma Bakanı Şoygu'yla geldi. Şoygu anlattı, o dikkatli bir şekilde dinledi. Sohbet dakikalarca sürdü. O dakikalarda Putin'in etrafında etten duvar örülmüştü. Nükleer savaşı başlatabileceği o çanta yine hemen yanı başında bir korumanın elindeydi. Putin'in Ukrayna'ya topyekün savaş ilan edebileceği öne sürülüyordu. Dünya konuşmasına kilitlendi ama o savaş ilan etmedi. Zafer kazandık da demedi. NATO'yu suçladı, saldırı zorunluydu mesajı verdi. Törene damgasını vuran görüntülerden biri de buydu. İşgalin sembolü haline gelen Z harfli karton tanklara binen anaokulu öğrencileri ve üniformalı öğretmenler sosyal medyada büyük tepki çekti. Putin'in gösterişli zafer günü kutlamaları Ukrayna'nın da gündemindeydi. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Rus askerler Yüzüklerin Efendisi filmindeki orklara benzetildi. Rusya zafer gününü açık açık tehdit ettiği Polonya'da da kutlayınca sinirler gerildi. Rus büyükelçi kırmızı boyalı saldırıya uğradı.